Merhabalar, saygıdeğer AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan ile AK Parti iktidarının Dicle'ye yansıyan başarısını konuşacağız. Yapılan hizmet ve çalışmaları konuşacağız. Dediğimiz gibi AK Parti Dicle İlçe Başkanlığındayız ve yayın konuğumuz AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan. Tüm izleyicilerimize de bu vesileden bir kez daha merhabalar diliyoruz. İyi günler diliyoruz. AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan kim? Mehmet Ceylan, ben 1971 doğumlu Dicle Kocaalan Mahallesi'ndeyim. Ceylan ailesinin mensubuyum. 28 kardeşiz. Babam üç evli. Daha önce de bu konuda ilgili sizlere röportaj yapmışız. 1960'lardan beri merkez sağda siyaset yapıyor ailemiz. Dicle'de bilinen, tanınan aileyiz. AK Parti Dicle İlçe Başkanlığı'nın çalışmaları nelerdir? AK Parti iktidarının Dicle'ye yansıyan başarısı, hizmet ve çalışmaları nelerdir? Bunun konuda biraz bahsedebilir misiniz rica etsem? Öncelikle AK Parti Türkiye'de yapılan Evet. hizmetlerden Dicle'de bu son 2 yılda büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye'de olduğu gibi bizim ilçemizde de büyük yatırımlar yapıldı. Öncelikle bizden önceki dönemlerde de çok hizmetler Dicle'ye yapıldı ama bizim son 2 yılda AK Parti iktidarında Dicle'de büyük yatırımlar yapıldı. Bugün günümüzün parasıyla 320 milyon, yani eski parayla 320 trilyon Dicle'ye son 2 yılda yatırım yapıldı. Bu yapılan yatırımların içerisinde başta bizim bütün köylerimizin yolları, kırsal mahallelerimizin grup yolları hepsi ihalesi yapıldı. Kuzey köylerimizin yolları birinci aşaması bitti. Diğer grup yollarımızın da çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2023 yılın içerisinde yolla ilgili Dicle'de hiçbir tane mahallemizin grup yolları kalmayacak. Başta büyük çalışmalarımızdan bir tanesi bu. İkinci çalışmamız Dicle'mize gençlik kampı projesi 2021'de başlandı. Şu an bitme aşamasındadır. Dicle'ye büyük bir kazanımdır. Bölge içinde önemli bir projedir. Belki gençlik kampımız faaliyete girdiği zaman Selahattin Eyüp Uyanış Gençlik Kampı şu an %90'lardadır. Tahmin edersem 2 ay içerisinde bitme aşaması biter ve faaliyete gider. Gençlik kampından sonra hükümet konumlarımızın ihalesi yapıldı. Şu an çalışmalar devam ediyor. Dicle'ye büyük bir kazanımdır. Çok modern bir hükümet konağı şu an yapılıyor. Diğer büyük bir projemiz belediye binamızın ihalesi yapıldı. Şu an onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Ondan sonra Dicle'nin stadı ihalesi önümüzdeki geçen hafta yapıldı, ayın 9'unda. Ona da başlandı. Dicle'nin yıllardır özlemi duyduğu TOKİ projesi şu an Dicle'ye yapılıyor. 250 tane konut birinci aşaması Dicle'ye Cumhurbaşkanımız açıkladı. TOKİ Daire Başkanlığı tarafında da o teyit edildi, açıklandı. Ondan sonraki şeyimiz büyük bir tekstil fabrikası çalışması şu an altyapısı bitme aşamasındadır. Birinci etap 400 kişi çalışabilecek kapasitede bir tekstil fabrikası Dicle'mize inşallah yakın zamanda çalışmalarına başlamışız. 3-4 ay içerisinde proje bitecek. 400 kişi diyorum birinci etapta. Bu 2000 metrekare üzerinde kuruluyor. Onun ikinci etabı 800 kişiye kadar da çıkabilir. Mahallelerimizde kilitli parke çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Bütün yas evlerimizde seddir ve sehpa dağıtımları başlamışız.
kilitli parke çalışmalarımız mahallelerimizde, yas evlerimizin önlerinde, camilerimizin önlerinde birinci incelik, mezarlık yollarımızda yapılıyor. Bağ evimiz bitmiş. O projede Dicle için büyük bir kazanımdır. Artık arıtma tesisi de çalışmaları devam ediyor. O da şu an temeli atıldı. Çalışmalara başlanıyor. Doğal gazla ilgili de girişimlerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da geldiği zaman bütün ilçe teşkilatlarının bununla ilgili talepleri oldu. Tabii ki bizlerin de oldu. Bize bu konuda Cumhurbaşkanımız müjde verdi. Bütün ilçelere 2025 yılına kadar Diyarbakır'ın bütün ilçelerine doğalgaz gider. Bizim de çalışmalarımız 2024'de programa alınır Dicle. İnşallah 2024'ün sonlarında Dicle'de de doğalgaz projesi tamamlanmış olacak. 2024'ün sonlarına doğru. Devlet Hastanesi ile ilgili biz daha önce bununla ilgili birkaç sefer röportaj vermiştim. Ben Ankara'da bununla ilgili de iki sefer de gittim. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ ve Sağlık Bakanlığı arasındaki bir protokol aşamasına geldi. Ben oradaki o resmi şeylerine yanlış bilgi vermeyeyim. Ama büyüklerimiz de bununla ilgili bize söz verdiler. Dicle modern bir devlet hastanesine yakın tarihte inşallah kavuşacağım. Onu ben tarih versem yanlış olur. Ama hastaneyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bizim Dicle'nin siyasi büyüklerimizden tut, ondan sonra il vekillerimizden tut, hepsi bu konuda bize destek veriyorlar. Dicle inşallah yakın tarihte modern bir devlet hastanesine kavuşur. Bunun altyapısı tamamlanmış, meclis kararı alınmış, devlet hastanesiyle ilgili valilikteki askı süresi de bitti. Bütün o çalışmalar şu an Ankara'dadır. Takip ediyoruz, inşallah büyüklerimiz gelir Dicle'de bu seçim sürecinde yanılmıyorsam onun müjdesini de verecekler. Evet. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Benim şu an bahsettiğim projelerin %80'i şu an bitme aşamasındadır. Ondan sonra bazı projelerimiz yakın tarihte açılışları yapılacak. Bazıları başlandı. İşte atık arıtmadır. Ondan sonra sahamızdır, gençlik kampımızdır. Ondan sonra hükümet konağımızdır, belediye binamızdır. Bunların hepsi şu an çalışmaları devam ediyor. Bazıları %50'dedir, bazıları %80'lardadır. Bazıları da bu yakın tarihte başlanmış. İnşallah seçime kadar bu projelerimizin %80-90'ı bitmiş olacaktır. Dicle'de bu projelerin bitmesiyle beraber inşallah Dicle'nin çevresi de değişir. Dicle'de büyük yatırımlar yapılıyor. Partimizin, AK Parti'mizin ve Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde bize büyük yatırımlar yapıldı. Tekstille ilgili de ben bunu da izah edeyim. Bizim İşler Bakanımızın Dicle'yi ziyaret etmesiyle beraber, o da Galip Bey'le beraber bu tekstil fabrikası için biz kendilerine burada Dicle Teşkilatı olarak da teşekkür ediyoruz. İşler Bakanımıza ve kıymetli vekilimize, bize bu konuda çok büyük destekleri olmuştur. İlçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ben burada kendilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize destekleri o konuda çok olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Teşkilat adına, Dicle halkın adına. İnşallah daha da çalışmalarımız, tabii ki bunlar tek Dicle'ye yeterli değil. Bunlarla ilgili yeni çalışmalarımız da var. Yeni proje hazırlıklarımız da var. Büyüklerimiz bu projelere de bize destek verecekler. Bir dahaki röportajda inşallah iki tane yeni bir projede size açıklayacağız. Onların resmiyet kazansın, ben öyle açıklayayım. Peki, teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi AK Parti Dicle İlçe Başkanı saygıdeğer Mehmet Ceyhan, kendileriyle yapılan hizmet ve çalışmaları konuştuk.